Anayasa Mahkemesi bugünün gündeminde aslında alınan kararlar var. Bu kararların içerisinde Merkez Bankası Başkanı'nı da ilgilendiren bir boyut var ki ben buradan sözü sana vermek istiyorum. Nedir bunun detayları? Şimdi durum şu. Anayasa Mahkemesi daha önceden vermiş olduğu kararın bugün gerekçesini açıklıyor. Şimdi diyor ki aslında Merkez Bankası Başkanları ve üniversite rektörlerini de ilgilendiriyor aslında. Bu kişilerin atama usullerinde değişiklik yapan bir kanun hükmünde kararname vardı. 703 sayılı kanun hükmünde kararname. Bunun bazı hükümlerini iptal etti Anayasa Mahkemesi yapılan başvuru doğrultusunda. Diyor ki bu kanun hükmünde kararnamenin bazı noktaları anayasaya aykırıdır diyor. Aslında 7 Aralık'ta alınan bir karar. Gerekçesi bugün resmi gazetede yayımlandı. Şimdi aslında sonunda ne söyleyeceğimi söyleyeyim başında sonra biraz detaylandırayım. Tamam. Diyor ki aslında bu tür değişiklikleri sen kanun hükmünde kararnameyle yapamazsın. Kanunla yapman gerekir diyor. Aslında bunun altını çiziyor Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi. Şimdi Merkez Bankası Başkanı ile ilgili kısım şu. Daha öncesinde 1211 sayılı bir kanun vardı. Bu kanunda diyordu ki Merkez Bankası Başkanı Bakanlar Kurulu kararıyla 5 yıllık bir dönem için atanır ve bu sürenin sonunda yeniden atanabilir diyordu eski kanun. Daha sonrasında 9 Temmuz 2018'de bir kanun hükmünde kararnameyle bu hüküm kaldırıldı. Az önce söylediğim 703 sayılı kanun hükmünde kararname. Hemen bir gün sonra da bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyelerinin 5 yıl olan görev süresi 4 yıla indirildi. Daha önceden de Bakanlar Kurulu kararıyla atanıyordu. Az önce söyledim Merkez Bankası Başkanı artık Cumhurbaşkanı tarafından atanır diye bir hüküm var bu maddede. Daha sonrasında işte Cumhuriyet Halk Partisi dava açtı, iptal davası açtı yaklaşık 6 yıl önce. Aralık'ta da bunun incelenmesi tamamlandı ve az önce söylediğim iptal kararı verildi. Diyor ki Anayasa Mahkemesi gerekçesinde yapılan düzenlemeler, bu az önce bahsetmiş olduğum düzenlemeler anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşımıyor diyor. Yani anayasanın mülga 91. maddesi yani artık yürürlükte olmayan 91. maddesi uyarınca verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin amaç ve kapsamı içerisinde değerlendirilemez diyor. Bu yapılan düzenlemeler ama mesela kararında şunu demiyor. Cumhurbaşkanının atama yetkisiyle ilgili olarak bir aleyhte bir değerlendirme yok benim gördüğüm kadarıyla gerekçeli kararda. Yani aslında şuna geliyor iş. Cumhurbaşkanı bu atama yetkilerini kanun hükmünde kararnameden değil de bir kanundan alsaydı evet. Bir iptal kararı olmayabilirdi gözüküyor bu Anayasa Mahkemesi'nin kararında buna bir atıfta bulunulmaması. Dolayısıyla bir Merkez Bankası ile ilgili bir yürürlük süresi yok. Rektör atamalarına ilişkin iptal kararı bir yıl sonra yürürlüğe girer diyor maddenin içerisinde ama Merkez Bankası ile ilgili öyle bir hüküm yer almıyor. Dolayısıyla şimdi bu atama usullerine ilişkin mecliste yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yani işin özü şu. Başta söylediğimde şimdi tekrar sonunda tekrarlayayım. Peki. Sen bu atamaları kanun hükmünde kararname ile belirleyemezsin diyor yürütme tarafına. Bununla ilgili olarak bir kanun çıkarman gerekli diyor. Şimdi muhtemelen kısa bir süre içerisinde bu atamalarla ilgili olarak yani hem rektör hem Merkez Bankası Başkanı atama usulleriyle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun tasarısı gelecek. Yani sonuçta bu şekilde atamalar da devam edecek. Evet yani şu anda edemiyor. Evet. Şu anda eskiye döndü ama eskiden olduğu gibi bir bakanlar kurulu yok tabii artık. Tabii. Dolayısıyla kanun noktasına geri dönülemiyor. Bir açık var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bir düzenleme yapılması gerekiyor. O düzenlemede gerekçeli kararda Cumhurbaşkanı'nın atama yetkisiyle ilgili bir atıf olmadığı için muhtemelen bir kanunla tekrar aynı şekilde yetki verilecektir diye tahmin ediyorum. Henüz parti yetkileriyle görüşme imkanım olmadı ama hukuki anlamda aldığımız bilgiler bunlar. Şu an itibariyle beklenti de dediğim gibi hızlı bir şekilde bir kanuni düzenlemenin meclise getirilmesi.